YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fakirse ben bağırdım, neden? Çünkü aşağıda çok saygıdeğer, çok tatlı, hanım hanımcık bir komşumuz var. Evet arkadaşlar, şu an birazcık geç saatte çekiyoruz şu an. Adı neydi komşumuzun? Bilmiyorum. Eğer abi bizi izliyorsan. Eğer abi vallahi bak bizi izliyorsan aramızda o geçmişte çok fazla sıkıntılar yaşadık. Sen geldin evimize, yok ki oldu bu oldu falan filan. Kusura bakma abi, yani bizim işimiz bu yani. Gece video çekmemiz bir gerekiyor. Bir dahakine şey yapalım. Komşum evime geldi. Neyse arkadaşlar. Ben Fıçı. Ben Hüso. Bugün sizlerle beraber çok çıkıp yok aramaya bu kadar gerizekalı saçma sapan bir videoda karşınızda arkadaşlar. Bildiğiniz üzere trafik light diye bir şey vardı. İşte en sonlarda kanalımı çalmıştı yaklaşık 1-2 hafta. Videoda bakmıştım arkadaşlar. Sıkı takipçilerim iyi bilir. Hatırladınız değil mi? Hatırladınız. Evet arkadaşlar, uzun süredir biz de Fatih ile birlikte trafik light dedim peşindeyiz. Evet arkadaşlar. Bulamadım. Ya ben böyle sıkıntı bir herif görmedim. Bayağı arkadaşlar sıkıntı. Araştırdık, gittik, numarasını bulmaya çalıştık, evini bulmaya çıktık falan filan arkadaşlar. Hiçbir şekilde iz bırakmadık. Aslında bulduk da numarasını, yerini, konumunu ama hiçbir şekilde kendisine ulaşamıyoruz. Ulaşamıyoruz arkadaşlar. Yok, yani adam bize kazık attı sonra gitti yani. Trafik light hayal etsen. Evet arkadaşlar, biz de bundan intikamımızı almak için arkadaşlar bugün sizlerle beraber Trafik Light TD Bodo büyüsü yapacağız. Yapacağız. O zaman da fotoğraf olmaya gerek yok. O zaman hadi. Voda büyüğümüzü hemen yapmaya başlıyoruz. Voda büyüğümüzü yapmak için gerekli malzemeler neler bir şey meclisi malzemeden yazalım. Önce kriter şartlarını söyleyeyim. Kriter arkadaşlar mi? Bu büyüğü yapmanız için gece yarısını geçmiş olmanız gerekiyor. Ve şu an saate bakarsanız. Abi gösterelim, bekle. Kolumu götürebilirim oraya. Bekle, göstereceğim, bekle. Arkadaşlar bakın, arkadaşlar bakın şu an saat. Bakın arkadaşlar şu an saat gece 12. Evet, teşekkür ederim Sevim Bey. Buyurun. Şimdi ne geçti yani? Bunu elimden çıkarmak yerine telefonumun saatini böyle gösterebilirdim. Hayır, kolunu ama böyle yapacaktı, şey yapacak. Ben senin işini kolaylayacağım. Çok sağ ol. Allah başka dertlerine sağ olasın. Arkadaşlar büyünün şartları gece 12'yi geçmiş olması. Evet, şu anda gece 12'yi geçmiş. Çünkü gece 12'den sonra kehanet ortaya çıkıyor. Evet. Vodo demiş ki, Vodo demiş ki ben gece 12'de çıkıyorum. Vodo diye bir adam var, demiş ki 1938'de. Hiç unutmuyorum. Akrabalarla birlikte çayda oturuyorduk. Karadeniz'de çay içiyorduk. Allah Allah. Geldi dedi ki Vodo büyüsü gece 12'den sonra yapılır. Dedim abi. Yok hayır, artık. Adam dinlemiyor. Ancak 12'den sonra. Neyse, gerekli malzemelerimizi sayalım Fatih Bey. Evet, ilk başta arkadaşlar en önemli şeyimiz... En. Kadın. Allah'ım da koşun, koşun, koşun. Dur, 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 alt komşu var, lütfen. Bu beni çok yordu. Kapat, hadi yere çek. Yani. Tamam, hadi kapatalım. Çok komşu. Evet arkadaşlar, Hüseyin'in Mısır'da yaptığı geziden getirdiği arkadaşlar kutsal taş. Bu bir önceki videomuzda da kullanmıştık ama o kırıldı arkadaşlar son büyüden sonra. Evet arkadaşlar, tekrardan görmüş olduğunuz gibi çok nadizade bir parça arkadaşlar. Yalnızca dünyada iki tane bulunmuş. Bir tanesi Mısır piramidi Şeyh Oğuz Şahadetleri'nde var. Bir tanesi Hüseyin'de vardı arkadaşlar. Arkadaşlar bunu Mısır'daki özel bir ihaleden satın aldım. Açık arttırmayla satılıyordu. Vallahi helal olsun. Tam tamına 2.738.263.000 TL artı 65 kuruşa aldım bunu. Peki. Bu teklifi nasıl sundum hiç sorma. Peki ülkeyi nasıl geçirdin? KDV falan çıkmadı mı? Hiç vergi falan çıkmadı. Gümrükte hiçbir problem yok. Taş olduğu için no problem. Bayağı iyiymiş. Evet arkadaşlar, bu video için Hüseyin çok teşekkür ederiz. Yani eğer Hüseyin kesenin bunu... ağzını açtım. Eğer Hüseyin bunu almasaydı biz bu videoyu çekemiyor olacaktık. Her neyse, o zaman şimdi ikinci maddemiz... Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Görmek istemiyorum artık bunu. Görmek istemiyorum. İnşallah büyülü değilim. Eğer büyülüyse ya bu şu en son Bali'de büyülemiş. Şu an bir adamı öldürdün. Yani geçmiş yani, olsun. Genelde bizim öldürdüğümüz adamlar yani adam olmadığı için sıkıntı yok yani. Evet arkadaşlar, videonun olmazsa olmamızı. İşte gidiyorum. Bir şey. Ya bak neyse. Arkadaşlar kafası diyor burada. Evet arkadaşlar, videonun olmazsa olmadığı bir vodo ütlemeyi. Ardın arkadaşlar sihirli sözcükler. Sihirli sözcükler. Burada bir sözcük yok. Çünkü sözcükleri buraya yazamazsın. Bunlar yazıdır arkadaşlar. Tamam, iyi ki bir bok öğrenmişsin de gelmişsin. İşte arkadaşlar Hüseyin bir yerden falan yazdı. Arkadaşlar bir şey Mısır beni attı benim falan filan. Ne yazıyor burada, ne oluyor? Burada ne yazıyor bana bir söyler misiniz? Kehanet 3. gece der ki bir akşam... Kanka bu yaptığı kutsal yani. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle bebeğimizi buraya koyuyormuşuz. Evet, bebeğimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi buradaki kutsal sözcükleri yakmamız gerekiyor. Abi ateş.
Evet arkadaşlar, sağ olsun. Arkadakiler, reyciler bize ateş verdi. Evet, şimdi arkadaşlar bunu sihirli sözcükleri de okuyaraktan yakıyoruz, tamam mı? Okuyaraktan bir şey. Hadi okuyarak yiyor. Hadi bak, geliyor bak, hadi. Bak hissettim. Salladığın için olabilir mi? Bir dakika, dur bir, dur bir. Tamam. Hayatım senin kadar geliyor. Ya tamam ya, Allah Allah, tamam. Şimdi arkadaşlar... Ateş dostunuz değil. Arkadaşlar burada ateş bir plazmadır. Eğer bu tarz bilgilerden daha fazla bilgi istiyorsanız... Evet arkadaşlar, şimdi sihirli sözcüklerle sihirli sözcükleri olan yazımızı bunu birbirimize üstüne yakıyoruz arkadaşlar. Sihirli sözcükleri söyle. Arkadaşlar yanıyor. Oğlum bir kıvılcım, bir şeyler duman çıkıyor Fatih. Fatih, oğlum ayak mısın? Fatih! Dur, hissetmen lazım. Dur, hisset. Dur, şöyle iyice yedirsin şunu. Evet, yedir. Dur, hisset şimdi. Dur, olmadı. Dur, böyle hissedemedik. Dur, olmadı. Hissettiğim tek şey, bana uzak tut. Hissettin mi? Dur, olmadı. Hissettim, biraz daha hissetmedim. Hissettim. Allah hissettim. Anlatacaksın, hissettim. Ben başka bir şey hissettim. Hayatımda ilk defa bu kadar hissettim. Gerçekten çok hissettim. Bir daha hissetmek istemiyorum. Vallahi bak, başka bir şey hissettim. Biraz daha hissetmemiz lazım. Hadi. Burası boğuluyor mu? Hadi Fatih, camı aç. Fatih, camı aç. Boğuluyor mu? Hadi camı aç, camı aç. Dön, bekle, açıyor. Aç, moruk. Temiz hava. Oğlum ne yapıyoruz ya? Ya bir dahakine senin çoraplarını yakalım gerçekten bak. Vallahi daha kötü kokar. Evet arkadaşlar. Bir soracağım. Sen hissettin mi? Ben hissettim. O zaman değil. Evet arkadaşlar, şimdi hissederek bir şekilde voodoo bebeğimizi tamamladık. Şu anda arkadaşlar bu trafik light hiç yapılmış büyülü bir voodoo bebeği. Artık buna ne yaparsak? Artık bak, bak ben şimdi bunu alıp şöyle yapıyorum ya. Aynı şey trafik light'e de oldu. Trafik light'e de bunların hepsi hissediyor, bakın şimdi. Bak şu an aynısı, bak bak şu an trafik light'e... Bak aynen böyle oluyor bak şimdi trafik light'e. Bak hatta bak şöyle yapınca... Neyse arkadaşlar, şimdi voodoo bebeğimizi test etmemiz gerekiyor. Bunun için bir tane trafik ışığının yanına gideceğiz hemen. Şimdi arkadaşlar, trafik light head'in adamlarının bir tanesi ya da kendisi mi artık bilmiyorum. Şunu herhangi bir tane trafik ışığı çevireceğiz. Ya benim kafam ağrıyor ya. Ya kafam panzer. Hadi arkadaşlar, onu aç bir çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi çıktık, voodoo bebeğimizi aldık. Hemen trafik light head'in arkadaşlar yanına gidiyoruz şu anda. Ya böyle çıktık. Görüyor musun? Saat kaç? Evet, görüyorum abi. Saat tam 1 abi şu an. Tam 1. Evet. Tam 1 ama. Ama biz bak bak tam 1. Başladığımızda saat 12 idi. Bayıldığımızda çok fazla süre geçmiş olmalı. Evet evet arkadaşlar. Yani bir de arkadaşlar biz orada bir yerde bir hata yaptık büyük ihtimal. Çok fazla duman yuttuk. Kendimize gelemedik. Gelmeye çalıştık. Umarım düğünün süresi geçmemiştir. Yani ya inşallah. Etkinliğini koruması için bizim de ayık kalma süremiz var. Allah Allah. Evet, kombocada öğrenmiş. Bunun şu an bir süresi mi var? Süresi var tabii. Gece yarısı bitmeden hani bir saat falan öncesine kadar yapmamız lazım. Yani saat 3'ten öncesi. Tamam arkadaşlar, şimdi biz yola koyuluyoruz ve hemen trafik light head'in yanına gidiyoruz. O zaman hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şu an trafik light head'in yanına geldik. Bu sanırım arkadaşlar trafik light head'lerden bir tanesi. Bakın zaten etrafta bayağı bir trafik light head'ler var. Bunlar birlikte çalışıyor galiba kan geceleri. Evet bak şu anda kırmızı yandı. Türk şu polisleriyle çalışıyor kan, insanlara ceza kesmek için. Bunlar mükemmel bir şey ya. Çok seviyorum ben bunları. Evet şu an kırmızı yandı. Bize bir şey demeye mi çalışıyor? Ne yapıyor, ne diyor anlamadım. Evet arkadaşlar, şimdi voodoo büyüğümüzü aldık. Trafik light head'imize doğru kullanıyoruz. Bakalım işe yarayacak mı? Sanırım hatlarda bir şey oldu. Bir tane daha deneyelim. Dur şöyle bir tane vuralım. Bir şey yapalım. Şey yapalım bak. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Nereden bileyim kanka? Kanka biraz sert mi davranıyorsun? Niye bozulmadı? Hala çalışıyor. Niye olmuyor? Neden bir şey hata yaptık galiba. Olmuyor, bir şey de hata yaptık galiba. Neden olmuyor? Kanka dediğim gibi bir şey de hata yaptık galiba. Niye olmuyor? Aa bir şey oluyor. Evet, yeşil yanıyor kanka. Yeşil yanıyor kanka. Nereden bildin kanka? Niye olmuyor lan bu? Oğlum bak. Fatih. Ha hayır dur oğlum. Oğlum bak beni deli ettin oğlum bak. Şşt.
Elime bir su attı, elime bir su attı. Tükürdü sana elime kanka. Elime bir su attı. Hayır, ne oldu, ne oldu, niye olmuyor büyü? Büyü tutmadı çünkü eksik bir şey yaptı galiba. Hani kombocho? Kombocho oğlum. Kanka kombocho kanka. Niye işlemiyor oğlum hani? Kanka bilmiyorum kanka. İntikam bana... ne olacak oğlum? Kanka Allah'ını seversen çok insan var bak yine gelme. Kanka ama öldü artık. Büyü tutmadı demek ki artık anla neden uzatıyorsun? Ya you fucking guys şey. Hayır, ben olması... sana güvenmiştim. Ben sana inanmıştım adamım, anlıyor musun? Lanet olsun, trafik light hala orada. Sen bana gelmişsin diyorsun ki burada büyü tutmadı diyorsun. Dostum bak büyü tutmaması benim suçum değil, tamam mı? Hüseyin başaramadık abi. Oğlum. Neyi başaramadık? Bak büyünün tutmamasının benimle hiçbir alakası yok. Başaramadık. Dur bakayım mı? Yok abi hala yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Boşu boşuna geldik ya. Ya kanka bak büyünü tutmamasın benimle hiçbir alakası yok. Vallahi bak. Tamam bana çözüm üret. Bana çözüm üret. Ne yapmamız gerekiyor böyle durumlarda? Camına taş atalım mı? Devlet bizi hapse... Oğlum bak. Hayır. Düşün böyle bir şey. Onu çıkar aklından. Çıkar onu aklından. Kanka büyüyü tekrarlamalıyız. Büyü tekrarlamalı mıyız? Kanka yapacak başka bir şey yok. İnsanların içindeyiz zaten. Bak trafik light et biliyorsun devletin kamu malı. Zarar verirsen trafik light eti öldürmekten 3 yıl yersin yani söyleyeyim ben sana. Arkadaşlar Hüseyin başaramadı. Hüseyin başaramadı. Evet Hüseyin. Tamam al hadi gel kendin çek videonu hadi gel. Al koyuyorum buraya kameranı. Hadi görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar Hüseyin başaramadı. Sen mi başaracaksın? Ben de başaramayacağım. Şuna bak. Al bak CYC orada bir yeşil yanıyor. Bir kırmızı yanıyor. Ne yanması benim? Mor mu yansın? Turuncu mu yansın? Mor yansın, turuncu yansın. Onu öldürmemiz gerekiyordu bizim bununla. Biz bunu attık mı o da geri düşmesi gerekiyordu. Kanka düşmedi işte. Büyük ihtimalle fazla baygın kaldık veya bir şeyi yakmayı unuttuk. Aman be. Gece saat 1 olduğumuz yaptığımız işlere bak Allah'ını gel eve gidelim ya. Vallahi eve gidelim. Kanka. Ya. Arkadaşlar Hüseyin başaramadı. Kanka bak, benim başarısız olma ihtimalim yok. Mutlaka. Senin sana kombocho'da eğitim veren öğretmenim ben de... Bir şey söyleyeceğim Fatih. Gerçekten bunun benim başarısızlığım olduğunu mu düşünüyorsun? Evet senin başarısız olduğunu. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam ben hiçbir zaman yanılmam yalnız bu arada ya. Söyleyeyim sana. Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Eve gidelim mi sağ salim orada video kapatıyoruz. Senin ben yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi evimize geldik. Arkadaşlar baktık siren edip ay trafik lightini bulamadık bize gittik koşu aldık. Hüseyin başarısızlığı var arkadaşlar ya neyse evimize giriyoruz aynen, arkadaşlar. Başarısızlık abi aynen. Aa. Sen daha değil mi sıfırdayken asansörü mü çağırdın? Evet. Ben de diyorum neden bu kadar geç geldi hadi gidelim. Kimin başarısız olduğunu kader belirler. Çok korktum. Kişisel mesafemi koydum. Allah'ım yarabbim yine başarısızlıkla giriyoruz içeriye. Oğlum bu ne lan? Buradan ne oluyor oğlum? Bu ışık ne lan? Fatih. Bu ne lan oraya? Oğlum sen ışıkları açık mı bırak? Yok hayır. Oğlum bu trafik